Benim adım Anouk Kraytov. Bu sergideki çalışmanın adı Bilinçaltı Yolculuk. Aslında her şey benim ikinci el ürünler satan bir pazarda bir albüm bulmamla başladı. Bu albüm birinin seyahat arşivine ait boş negatif film kaplarından oluşuyordu. Bunu söyleyebiliyorum çünkü albümde ülkelere dair bir takım izlerle birlikte kafamda soru işaretleri bırakan bir sürü sayının yazılı olduğunu görebiliyordum. Ben de analog fotoğrafçılık geçmişine sahip olduğum için bu oldukça dikkatimi çekmişti. 6'ya 6, 6'ya 7, 35 mm gibi farklı formatlardaki negatiflerle çalıştığınızda bunları tozdan korumak için kaplarda tutarsınız. Bu albümün sayfaları da karton sayfalardı. Negatif kılıfları gerçekten çok güzelce kesilmişlerdi. Ve sayfalardaki bu kılıflar muntazam bir şekilde dizilmişlerdi. Böyle bir şeyin ne amaçla yapılmış olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. O yüzden bana çok heyecan veren bir şeyi kaptığımı düşünüyordum. Yani neden biri böyle bir şey yapsın? Bu seyahat fotoğrafları ne hakkında olabilir? İşte bu gizem benim ilgimi çekmişti ve ben de bununla ilgili çalışmaya başladım. Bizlerin şimdi nasıl seyahat ettiğimiz ve dünyayı nasıl kaydettiğimiz üzerine düşündüm. Ki bu açıkça her zaman yanımızda taşıdığımız iPhone'larımız ya da telefonlarımız da oluyor. Herkes bunları yanında taşıyor. Ve bizler bu hatıraları, yolculuk anılarımızı saklamak için telefonlarımızdan ya da internetten destek alıyoruz. Aynı zamanda internet üzerinden başkalarının seyahat fotoğraflarına da bakıyoruz. Yani sanki bir anlamda başkalarının çektiği resimler aracılığıyla da yolculuğa çıkıyoruz gibi hissediyorum. Dünyada hiç gezmediğimiz, deneyimlemediğimiz yerleri fotoğraflar sayesinde görebiliyoruz. O yüzden ben de her sayfanın fotoğrafını iPhone'umla flashlı olarak çektim. Buradaki 99 fotoğraf bu şekilde ortaya çıktı. Oldukça direkt ve basit bir şekilde. Sonunda da duvarda ve cam parçalarının üzerinde bulunan fotoğraf çıkartmalarından oluşan bu enstalasyon gelişti. Bilinçaltı Yolculuk adındaki bu eserle alakalı olarak bazı özel detaylara odaklanmak istiyorum. Çıkartma kullanımı, iPhone kullanımı ve flash kullanımı. Bunlar hakkında biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki. Mesela flash. Başladığımda flashlı ve flashsız denemeler yaptım. Ve tabii ki bir iPhone kullanmam gerekiyordu. Çünkü yok olmuş resimlerin ve resimlerin plastik kılıflarının yer aldığı bu albümde bir gezintiye çıkacakmışım gibi hissediyordum. Flaşlı çekim yaptığımda ve haliyle bir yansıma oluştuğunda bu bana çok enteresan gelmişti. Bu da aslında yok olmuş pikseller yaratıyordu. Ve bence bu bellek kaybı ya da veri kaybıyla da ilişkilendirilebilirdi. Aynı zamanda daha insani bir anlamda hafıza kaybıyla, yani hafızanın yok oluşuyla da ilişkili olabilirdi. Ki bu beni çok etkilemişti. Ve evet, sonra da eseri göstermek için elime bir fırsat geçti. Ben fotoğrafları göstermek için çok da gösterişli durmayacak bir yöntem üzerinde düşünmeye başladım. O da işte bu mat çıkartma malzemesiydi. Ayrıca çok da basit. Bir de bunlar direkt olarak müze duvarındalar. Bu da çok hoşuma gidiyor. Çünkü sanki eseri duvarın ya da müzenin bir parçası haline getirmişsiniz, oraya transfer etmişsiniz gibi duruyor. Bu haliyle fotoğrafik bir nesne, bir fotoğraf, baskı veya duvar olarak tanımlamak daha zor. Daha ziyade bir bütün gibi görünüyor. Daha sonra birkaç parçada cam kullanmaya karar verdim. Ki böylece çevresiyle biraz daha uyumlu olabilsin. Öte yandan bir de düşündüm ki camlar bu seyahat albümünü daha da vurgulu hale getirebilir. Belli noktalarda insanlar fotoğraflara bakınca kendi yansımalarını görebilirler. Bu da oldukça hoş bir durum. Çünkü böylelikle eseri inceleyenlerle de bir diyalog kurabilir, onların eseri nasıl algıladıklarını öğrenebilirsiniz.